Elazığ Bağımsız Milletvekili adayı Profesör Doktor Bilal Çoban, Palu ve Kovancılar ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bilal Çoban başlattığı "Her evden bir oy istiyorum" kampanyasını ilçe vatandaşına anlattı. Elazığ Bağımsız Milletvekili adayı Profesör Doktor Bilal Çoban, seçim çalışmaları kapsamında Palu ve Kovancılar ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Profesör Doktor Çoban başlattığı "Her evden bir oy istiyorum" adlı kampanyayla ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Çok dikkatli bir şekilde bu süreci takip ediyor. Olacak, ne bitecek, nasıl olacak, kim aday olacak, kim seçilecek, hangisi işimizi kaybettik. Bütün bu projelerimiz 2014'te de 2019'da da götürdük. Belediye başkanlığı verdim. Kazanana dedim ki... Valla her taraftan sıkıyor. Yani, gençlerle yani, bizim Mehmet Hoca'dakiler daha Elazığ'ı şey yapıyorlar, özlüyorlar. İşte niye diyorlar, bizde niye yok diyorlar. Valla biz kendimiz söyleyelim sizden ya. Var, Allah yardımcımız olsun. Sağ olun. Elazığ Bağımsız Milletvekili adayı Profesör Doktor Bilal Çoban, aziz şehrimiz için 15 yıldır gece demeden, gündüz oturmadan, bir an ama ve ben demeden çalıştık. Bir sevdadır bizimkisi, Elazığ sevdası. Seveni fani ama sevgisi bakidir. Bugün bir kampanyayla sizlerin karşısındayız. Şehrimizin, sevdamızın her anında var olduk. Her hüzne koşmaya çalıştık. Mutlulukları paylaşmak için çabaladık. 15 yıldır sizler beni çağırdınız, biz geldik. Vatandaşlarımıza hizmet etmek için, geleceğimiz olan genç kardeşlerimize daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için hep varlık mücadelesi verdik. Şimdi birileri çıkıp insanımızın kalbine girmeye çalışıyor ya, Elazığ insanının kalbine ancak ona dokunarak gireceğini hiç anlamadan hareket ediyorlar. Mağluptur kendini bu yolda galip görenler. Şimdi biz sizleri sandığa çıkarıp zafere bizimle eşlik etmenizi istiyorum. Çağrımız siz değerli Elazığ halkınadır. Asla pişman etmeden, hatır oylarınıza boşa çıkarmadan her evden bir oy kampanyamıza desteğinizi istiyorum dedi. Nasılsın? Abi, hoş geldiniz. Nasılsın? Ne var? Çok şükür. Sağ olun. Vallahi bir çay içtim dedi.